1908 tarihinde ünlü edebiyatçı Ahmet Mithat Efendi ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Kulübümüz kurulurken renkleri sarı ve siyah tesadüfen seçilmemiştir. Formamızın renkleri güneşin doğuşu, ışık ve medeniyetin ifadesi olan sarı ile muhteşem siyah lale devrinin ihtişamı olan siyah lale seçilmiştir. 2019'da bizim için yeni bir başlangıç olacak. Formamızın renklerinde olduğu gibi güneşin doğuşu gibi yeniden doğacak ve adeta küllerinden yeniden alevlenecektir. Evet değerli Beykozlar, Beykoz'a spor gönül, Beykoz spora gönül vermiş değerli insanlar. Beykoz için herkes Büyük Beykoz, Çınar Beykoz, Şanlı Beykoz gibi ifadeler kullanır. Beykoz'umuzun önüne ne kadar güzel, süslü kelimeler koysak da nafile. Nafile çünkü Beykoz spor amatörde. Evet, şimdi Beykoz'umuzun bu durumuna bir günah keçisi arıyoruz. Sanırım en başta kimi bulalım dersek hep birlikte veya birçok vatandaş hep bir ağızdan zeka turu diyecektir. Doğru değil mi? Hayır, kıymetli ağzım. Beykoz'un bu kötü durumunda olmasının tek sebebi biz Beykozlardır. Biz kulübümüze sahip çıkmadık, arka durmadık. Fakat bugünden sonra kulübümüze sahip çıkmalıyız. Yanında olmalı, elimizi taşın altına sokup kulübümüze layık olduğu yerlere taşımalıyız. Beykoz sporumuzun yükselmesiyle ilgili ilk işaret fişeğini Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin Beykoz Kongresi'nde şu ifadeleri kullanarak dile getirmişti. Beykoz Süper Lig'de oynamayı hak ediyor. Beykoz'a Süper Lig'i yükseltecek şekilde destek vereceğiz demişti. Şimdi buradan Sayın Belediye Başkanımız Murat Aydın'a, Cumhurbaşkanımızın Sayın Erdoğan'ın lafının yere düşürmeyen ve Beykoz Spor Kulübümüze arka durunuyor. Benim sizin kulübümüzde arka duracağınıza inancım tamdır. Ben inanıyorum ki Murat Aydın Başkanımızın yeni bir Beykoz olduğuna. Çünkü gittiği her yerde ben yeni bir Beykoz duyuyorum. Şimdi Beykoz olunmaz, Beykozlu doğulur diyecek insanlar vardır aramızda. Rahmetli Şahin Köktürk'ün dediği gibi Beykozluluğu şöyle tanımlıyor. İyi bir Beykozlu olmak Beykoz'da doğup büyümek değildir. Beykoz'da olmak Beykoz'un değerlerini yaşatmaktır. Beykoz'un 111 senelik çınarı olan Beykoz Spor'dan başka büyük bir değeri yoktur. Eğer bu değeri yaşatırsa Beykoz olur. Yaşatmazsa da Beykoz'umuzun 111 senedir ayakta durduğunu biliyoruz. Destek olursa hedefe koşarak gider, destek olmazsa da bir ayağı topallayarak yoluna devam eder. Beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum.